Sert sorular yani bunlar. Sert soruların bu akşam kurbanı benim. Yok. Zet mi ediyorsunuz? Hatırlıyorum. Bugün niye duyayım yasal? Nasıl bunu istersin? Ya bu Ayşe değil. Ben sizinle de şu anda program yapıyorum. Yarın sizinle olacağınızı biliyor muyum ben? Geri adım da atmış değil. Niye beni yani siz zorluyorsunuz? Öyle mi? <laughs> yani siz de o kadar zorlamayın. E İlginç. Tivine ekranlarından iyi akşamlar. Ser sorularda bir başka konuk ve bir başka konuyla yeniden karşınızdayız. Bu akşamki konuğum uzun yıllardır siyaset arenasında olan bir isim ancak ismini son yıllarda çok daha sık duymaya başladık. Belki bundan sonra daha fazla da duymaya başlayacağız. Hatta bazı eski siyasiler tarafından Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda bile ismi geçiyor. Ee, özetlemek gerekirse daha çok akademik ...kariyeriyle ön plana çıkan bir isim. Kendisi Bursalı, 1960 doğumlu ve Atatürk Üniversitesi İş İşletme Fakültesini bitirdikten sonra... ...Uludağ Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktorasını yapıyor. ODTÜ ve Glasgow Üniversitesi'nde çalışmalar gerçekleştiriyor. Ve devamında 99 Türkiye Yerel Seçimleri'ne, DYP'nin Bursa Belediye Başkan adayı oluyor. 2001'de AK Parti'nin kurucuları arasında yer alıyor... 2007'de e, MHP Bursa 4. sıra milletvekili adayı oluyor ve 2018'de İyi Parti'den milletvekili seçilerek meclise giriyor. 1 Ekim 2020 tarihi itibariyle de bunun altını çizerek söylüyorum. İyi Parti Grup Başkanı. Meclis evet 1 Ekim, Ekim 2020 tarihi. Evet. Sayın İsmail Tatlıoğlu hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, sayın Başkan, öncelikle davetimizi kırmayıp buralara kadar geldiğiniz için teşekkür ederim. Bütün konuklara yaptığım bir bilgilendirme var. Müsaadeniz olursa size de yapacağım. Malum programımızın adı Sert Sorular ve sizin için bazı sorular hazırladık. Ve muhtemeldir ki bazıları hoşunuza gitmeyecek. Ancak ben size açıklıkla yöneltmeye ve açıklıkla cevap almaya çalışacağım. Bence sorunun sertliğinde problem yok. Yanlış olmasın. Yanlış olmasın. Evet. Yanlışımız varsa da... <laughs> Soru yanlış olmasın. <laughs> Düzeltmeyin. <laughs> Olur ya bizim... Ee, elde ettiğimiz bilgide bir şey olabilir. Evet. Açıklık getirmek için zaten. Evet. Bu tarz programlara e, seyirci kulak kabartıyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Şimdi müsaadenizle ilk soruya başlayalım. Eee Abdülhamit Han sizin için ne anlama ifade ediyor? Abdülhamit Han ve ve 36 padişah ve de bütün Osmanlı ailesi bir medeniyetin ana merkezidir. Hı hı. Dolayısıyla Osmanlı'nın büyüklüğü bazı tarihçiler Osmanlı ailesinden gelir derler. Hı hı. Türk tarihinde çok önemli bir devlet adamıdır. Hı hı. Birikimli bir devlet adamıdır. Ve yaklaşık 33 yıl Osmanlı'ya bir Türk devletine hakanlık yapmış bir bir şahsiyettir. Hı, hı. Sizi Sayın Cumhurbaşkanı Abdülhamit Han'a benzetiyor musunuz? Tabii ki bu e, benzetme şahıs olarak değil ama tarihimizde zaman zaman dönemler itibariyle benzeyen e, süreçler vardır. Hı hı. Ve e, bu süreçler e, referans verilerek analiz edilir ve tahlil edilir. Yoksa Abdülhamit Han'ın birikimi, e, Abdülhamit'in yetişmesiyle e, çünkü bütün neticede geldiğimiz yaş ve e, hükmettiğimiz alanlar bizim yetiştiğimiz, yetiştirdiğimiz eğitimimizle <küzünlüğÜzle> ve e, yetiştiğimiz çevrenin sonucudur. Mesela ben bir söz söylerim. Han, han çadırından çıkar. Başka yerden çık çıkarsa han olmaz. Yani imparatorluklar döneminde bu böyledir. Dolayısıyla han çadırından çıkmış bir handır Hı Bu anlamda dönemler olarak baktığımızda bu dönemdeki istibdadı Tarihte istibdadın ilk defa anıldığı bir süreç olduğu için bir refere edilme söz konusudur hı hı. ve gerçekten bu Abdülhamiti kötü biri yapmaz ve de e, işte süreç olarak bunu dokunulmaz alanda değildir. Yani bu anlatıldığı şeklinde yazdınız ama Sayın Akşener e, istibdatçı olarak nitelendirerek Abdülhamit Hanı andı ve bu şekilde bir refere etti. Ee, burada şöyle bir hatırlatma yapılıyor, Abdülhamit Han'la e, Sayın Cumhurbaşkanı e, özdeşleştirince, tirilince e, şöyle bir sonuç ortaya atılıyor veya iddia ortaya atılıyor. Deniliyor ki tamam Abdülhamit Han'la özdeşleştirdiniz ve bir şekilde Abdülhamit Han'ı iddiaçılar indirdi. Ancak asıl istibdat ve baskı iddiaçılar döneminde oldu. Nice aydınlar yurt dışında ölmek zorunda kaldı. niceleri Kesinlikle e, infaz edildi. Şimdi şu belirtiliyor. Siz Sayın Cumhurbaşkanı'nı eğer Abdülhamit Han'a benzetirseniz siz de o zaman iddiat ve terakkicisiniz. ve sizin döneminizde çok daha baskı ve çok daha istibdadın e, dayanılmaz boyutlara ulaştığı bir dönem olacak. Demek ki sonucu çıkartılması sizce biraz doğal bir... Bir, do mi? bir doğru bir yanlış var. Buyur. Doğru ve yanlış. Doğru şu. E, İttihat ve terakki geçen süreç içerisinde o günkü istibdadı aratmayacak bir süreç yaşattı. Bu Ama Sayın Genel Başkan'ın benzettiği Abdülhamit'le Ecep Recep Tayyip Erdoğan figürleri değil. Hı. Sayın Genel Başkan'ın istibdada bir itiraz ki bu itiraz eğer biz buna şey yaparsak aktörleri koyarsak Mehmet Akif'i de koymalı. Hı, hı. Ama takif de Şimdi bunlar Akif yorum yaptığı bir özelleştirme Ama bunlar yaparsınız. yorum. işte bunlar bunlar satır arası. mesela. Ve 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 tam mesela istibdat yaşasın ama işte tam da bugüne slogan değil mi? Bakın bugün de bir referans veriyoruz. Mesela Elmalı Hamdi Yazır. Hı hı. Mesela Said Nursi. Hı hı. Ekmeksiz olurum, özgürsüz, hürriyetsiz olmam diyen. Hı hı. O dönem bu Abdülhamit'i kötü Abdülhamit bir dönemindeki bir e, sahnenin bir dönemin, son dönemin hı hı. dünyada özellikle Fransız İhtilali'nden sonra özgürlük ve e, buna bağlı hukuk hareketlerinin olduğu ve Türkiye'ye yansıdığı dönemlerdedir ve toplumda çok ciddi bir hürriyet talebi vardır. Çok uzun dönemki iktidar süreci, iktidarın son dönemlerinde iktidarı sürdürme adına bu baskıcı ve istibdadi hareketler zuhur etmiştir tarihi bizim sonra hepimizin benim de referans aldığım isimler mesela Mehmet takif gibi, mesela <laughs> Hamdi Yazır gibi, mesela Said Nursi gibi isimler. <laughs> bunun tam da bu şekilde olduğunun göstergesidir. Şimdi bu benzer. Said Nursi'yi referans alıyor musunuz? Ben tabii ki Said Nursi'yi şu anlamda referans almıyorum. Yani bu bu yok yok. Şu anlamda diyorum. Yani o günkü hürriyet e, istemiyle bugünkü eee eleştirileri yaptığımız zaman kimler de bu bu kimler o günkü kimler bu sahnede yer almış ve nerede durmuşlar bakmak lazım. Şimdi Türkiye'de o sağ veya muhafazakar kesimin içerisinde olan isimleri sayıyorum Hı -hı. burada. İçerisinde olmayan isimler zaten ayrı isimlerden ama sonrasında özel eleştiri yapanlar Abdülhamid'e bu eleştirileri nedeniyle pişmanlık duyduğunu belirten çok az insan var. Şimdi mesela insanlar. ama yani bu yorumları Enver, ama şöyle Enver Paşa'nın da Celal Paşa'nın da yorumlarını eklersek bu çorba olur. Pekala. Ama o, orada bir netlik var. Hı hı. Burada şu var. Bugün bir istibdat var. Bugün hürriyetleri kısılmış bir Türkiye. Hı hı. Bugün gerçekten hukukun ortada olmadığı bir durum. Var. Bakın gençlerin ben size anketleri var. Bunu bunu ben söylemiyorum. Gençlerin diyor ki Türkiye'de yüzde yetmiş dokuzu eğitimimle ve yeteneğimle iş bulamam torpil olur diyor. Hı hı ve hukuk yani hukuk işlemiyor diyor. Ve bunların %66'sı AK Partili. Hı hı. Yani 3'te 2'si AK Parti oy verenlerin 3'te 2'si Türkiye'de hukuka ve ilkeye inanmıyor. Çalışmıyor diyor. Bir başka şey söyleyeyim mesela. Gençlerin yüzde %83'ü ifade özgürlüğümüz yok diyor. Bunlar anket bel söylemiyorum. Hı hı. Ve bunların yüzde %66'sı da eee Cumhur İttifakı'na oy veren gençler. Hı hı. Şimdi böyle bir Türkiye'de istiklal yok diyebilir misiniz? Hı hı. Siz günlük var. hayatınızda mesela hürriyet kısıtlaması ile ilgili nasıl bir engelleme karşılaşıyorsunuz? Mesela ben günlük hayatımda şöyle bakıyorum. Mesela ben Türkiye'deki medyada yer alamıyorum. Kendime eş değer. Mesela Türkiye biz 1970'leri yaşadık. Siz orada benim sivimi söylerken yaptınız. Ben mesela Doğu Perinçek, Doğu Perinçek Türkiye tanır mı? Tanır. Nereden tanır Doğu Perinçek Türkiye? Televizyon programlarından tanır. Ama nasıl televizyon programından? Doğu Perinçek yine yüzde yarım'lar alan bir siyasi partiydi. Hatta en A çok Sen Abdülhamid'i savundun çıkar göster. Evet, 80'lerde ve 90'larda Doğu Perinçek. Yani Türk mecliste olmayan bir siyasi parti bile meclisteki başbakanla parlamentoda par parti liderleriyle açık oturumlara yapılırdı. Hı -hı. Yani tartışırdı. Şimdi milletin terazisine nasıl çıkıyoruz? Bu abi? hürriyetinizin kısıtlandığı ve Türkiye'de Yok. hürriyet özgürlüğü Tabii ki, ki medya. Tabii ki bir ifade, ve ifade özgürlüğünün hiçbir şekilde kısıtlanamadığını belirtildiği Amerika Birleşik Devletleri'nde ee, eski başkanın Twitter açması dahi yasak ve pek çok medyada ambargolu hatta eski videoları dahi kaldırıldı. Bu varsayımla Amerika Birleşik Devletleri'nde ifade özgürlüğü yoktur ve... Şimdi daha, asla hiçbir yer mükemmel değil ama orada bir şiddet söz konusu, şiddete davet söz Ben başka bir şey söylüyorum. Hı hı. Ben diyorum ki Türkiye'de ben 5 partinin bugün de bütün anketlerde üçüncü partinin grup başkanıyım. Hı hı. Benimle vatandaş, bizi seyreden vatandaş nasıl bir Türkiye, İyi Parti'nin nasıl bir Türkiye öngördüğünü, bugünkü meselelere nasıl baktığını nasıl tartacak? Davet ettik. Çok teşekkür ederim. Gerçekten Buradan çok teşekkür ederim. Buradan çağrıda Sayın e, Tatlıoğlu'na ekranlarınızı açmanızı... Ben... Ben e, ekran arkasında da tanıştım. Çok e, dolu, çok birikimli ve bence istifade edilmesi gereken isimlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Yani. abi yani gündüz mesela Sayın Genel Başkan 2020 Ocak'tan beri sokaklarda, hı hı. yarın yine Burdur'da, hı hı. bu akşam Burdur iş adamları, biz hepimiz sokaklardayız. Hı hı. Bakın Türkiye'nin gündüz yaşananlarıyla sokakta, gece medyada konuşulanlar arasında irtibat yok. Hı hı. Peki o zaman biz meselelerimizi konuşamazsak nasıl çözeceğiz? Ve çözemiyoruz evimizdeki gibi değil mi? Ama bunun... Evimizdeki tabi meseleleri... ve hürriyet şöyle, nasıl bir ilgi tabi işte ben? Tabii bu tam olarak... Tam ederim. öyle. E mesela... Medya... Medya kurumları da Halk TV'dir, işte TV'dir isim vermek istemiyorum. Tek bir AK Partili isme dair hiçbir şey... Kesinlikle davet ediyorlar. Kesinlikle ediyorlar. Hayır hayır davetten kastım Bakın, değil. Bakın yani. AK Partili, AK Partili haber bir mesela. isim hiçbir yere çıkmıyor. Hı hı. Ya ben de isterim ki bana denk veya da bir meselenin sahibiyle konuşalım. Hmm. Ne var bir ben ben bir mesele Türkiye ekonomisinde Sanayi Bakanı Sayın Varaklan'ın için konuşmuyorum? Hmm. Ben Sayın Nebati ile neden konuşmuyorum? Ben ömrünü buralara da buralara vermiş veya benim arkadaşlarım. Ama bir kısıtlama olması için bu mesela, devlet tarafından cebran yapılması gerekiyor. Ama mi? bu bu hukukun işte ya devletin ve ya özel kanallar bu, sizin haberinizi yayınlamıyorsa bu onların yayın politikasıdır. <laughs> Şimdi bu öndeki görünen bu ama medyanın özgür olmadığı yerde, bak medyanın özgür olmadığı yerde ifade özgürlüğü kısıt. İkincisi sık sık, sık, sık sık, bir televizyon baş... kanalına çıkıyorsunuz. Şu an adını vermek istemiyorum. Burada da yetkilileri yok. Söz hakkı da doğar. Mesela aynı eleştiri onları yapıyor musunuz? Tabii Neden? Ki. AK Partililerin haberlerini daha az yayınlıyorsunuz. Ben, haber yani haberden hürriyetlerini kısıtlıyorsunuz, ifade özgürlüklerini kısıtlıyorsunuz. Abi yani. haberden ziyade ben şuna bakıyorum. Bir, bakın Amerika dediğiniz ülkede başkanlar iki defa en az İki başkana çıkarlar ve aynı sorular soruyor. Uh -huh. Bu bir demokratik rekabet. Uh -huh. Bakın bunun başka unsurları var. Şimdi ekonomide rekabet olmazsa ne oluyor? Tekelcilik oluyor, uh -huh. değil mi? Ve ne oluyor? O zaman haksız kazanç oluyor. Uh -huh. Eğer eko, siyasette rekabet olmazsa otoriter hatta diktatöryal rejim olur ve orada yoksulluk olur. Türkiye'nin son 10 yıldır yaşadığı bu. Demokraside rekabeti kapattık. Size bir örnek vereyim. 14 Ağustos 2001. AK Parti Sayın Erdoğan kurdu Bilkent Otel'de. Hı hı. Ve kurduğu gün ben oradaydım. Hı, hı 4 kanaldan canlı yayına katıldı. Bakın. Kendisinden sonra Bülent Arınç katıldı. Ondan sonra Abdullah Bey katıldı. Ondan sonra Abdülatif Şener katıldı. Biz parti kurduk. Tabii 2017'de hı hı. 25 Ekim'de 5 ay sonra Sayın Genel Başkan'ın fotoğrafını bir televizyon kanalından gösterebildik. Ve biz o 2001'deki Türkiye'ye ne Türkiye diyorduk? Yasaklı Türkiye. Hı hı. Şimdi siz muhalefete, siz Türkiye'de siyasi muhalefeti, sivil muhalefete hiçbir alan bırakmadan bir korku üzerinde yaparsınız burada bir istihdam var. Bakın bunu ben söylemiyorum. Gençler söylüyor. Bugün nedir BK? 18 o, ben benim anketim değil. Hı hı. Hayır. Hayır. Biz anket yaptırmadık. <laughs> bu Türkiye'de herkesin masasında olan, Sayın Erdoğan'ın masasında olan da anketlerden bahsediyorum. 18-30 yaşındaki gençler yaklaşık 13 milyon diyor ki 72'si bu ülkede yaşamak istemiyor. Neden diyor bakıyoruz. İfade özgürlüğüm yoktu. diyor. Kendimi hür hissetmiyorum diyor. Ve de esas olan şey ben hak ettiğimi alamıyorum. Hı -hı. Bakın eğer bir şey varsa bir olay anlatabilir miyim? Buyurun. Bununla bağlı. Ama hızlanmam gerektiği tamam, uyarısı evet, evet, bulun, bakın. Bulunayım. Tamam. 2019 Ekiminde ben Almanya'ya bir eşimin yakınının düğüne gittim. Hı, hı. Taha, şey Batuhan diye bir Tunahan diye bir hı hı. çocuk damat. Ben takıldım ona Hamburg'a. Dedim ki Tunahan evleniyorsun bir de Lübnanlı hanım bulmuşsun. Ne iyidir biçireceksin? Bana dedi ki İsmail amca ben dedi Şubat ayında savcı olacağım dedi. Hı hı. Ben bunu söyledim ki Şaka, hadi lan dedim sen hem Müslümansın hem Türksün. Seni bu ülkede kim savcı yapsın dedim. Hı, hı. Bana döndü dedik ya İsmail amca ben bütün imtihanları verdim dedi. Ve tabi bugün o çocuk savcı. Hı hı. Şimdi İstanbul Üniversitesi'ni birincilikle kazanmış bir, birincilikle bitirmiş bir öğrenci bu güvene sahip Türkiye değil. İşte bu. Pekala. Müsaadenizle hızlanacağım. Ee, geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ki kendisi Millet İttifakı'nda Sizinle beraber ortak yaptığı bir açıklamada Vanda yaptığı açıklamada Demirtaş serbest kalsın istiyorsanız bize katılacaksınız ifadesini kullandı. Ee, ne diyorsunuz? Biz ittifakız. aktif ve pasifiyle birleşmiş bir şirket değiliz. Hı hı. Bu altılı masada öyle. Hı hı. Yani <gülüyor> <gülüyor> bu bir konsorsiyum. Beraber yöneteceğiz. Cumhuriyet hakları. Yani Hayır. Beraber seçim. Değil. Beraber seçime. Beraber yöneteceğiz. Konusu henüz. Seçimden sonra konuşulacak bir şey. Yok elbette ki arzumuz... Hatta Sayın Davutoğlu'nun bugün açıklaması var. Beraber yöneteceğiz. Şöyle, elbette ki bakın millet biz İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi Millet İttifakı'nın mensuplarıyız. Diğer dört parti Millet İttifakı'nın mensubu değil. Hı -hı. Diğer dört parti bir ortak şu an Türkiye masasıyla bir araya gelmiş. Üç tane amacı var. Yani bir konsorsiyum Şöyle Bunlar aktifle, onu, onu, onu aktifle. Din, dinlemek istiyorum fakat reklama çok az kaldı o yüzden soruma baştaki soruma cevap evet. rica edeceğim ee, bir bu çıkışı nasıl değerlendiriyorsunuz Demirtaş serbest kalsın bu bizim çizgimiz katılacaksınız bakın biz hukuk İki, çok önceliğe göre size göre e, Demirtaş serbest mı? bakın bu bizim bu biz, bizim hukuk tartışmamız da böyle değil bu çizgimiz de böyle değil hı hı. yani biz isimler üzerinden Türkiye'de meseleyi tartıştın mı? O artık hukuk meselesi olmaktan siyasi meselesi. Sayın Akşener artışıyor. tartışıyor ama. Ay tartışma. Sayın Kavala hakkında yaptığı açıklamalar var. Sayın Osman bakın, Kavala hakkında sayın yaptığı artı, açıklamalar var. Gezi'yi tartışır. Hı hı. Gezi. Hayır Ge Osman Kavala'nın servis Gezi bakın öylelik. Osman sayın Kavala, Akşener Sayın Akşener Osman Kavala'nın Gezi nedeniyle haksızlığa uğradığını söylüyor. Bu da isim üzerinden tartışmak Bak, değil Ama yok. hayır Gezi olayıyla ilgili. Şimdi bundan dolayı gezi olayında binlerce şüpheli var ama, ama sayın şey, kavala ile ilgili söylediği gezi olayı ile ilgili hı. E, Osman Kavala'nın e, mahkum edilmesi, gezi olayını sayın Akşener'in ko konusu gezi olayıdır. Hı hı. Yani gezi olayının mahkumiyetidir. Hı hı. Sayın Akşener der ki bu gezi olayı mahkum edilecek bir husus değildir. Dolayısıyla Osman Kavala da bunun yüzünden mahkum edilmemeli. Binlerce şüpheli var ama neden bakın, Osman Kavala? Bakın ama aktör olduğu için yoksa bakın gezi olayının gezi olayı mahkum edilemez diyor zaten sayın akşenerin dedi bu hı hı. sadece gezi olayından yargılanmıyor ama. ama acaba. hayır bizim yani dediğimiz a, bizim var. ama o gün konuştu bakın o gün konuştuğu şey geziyle bağlantılı mahkumiyeti dolayısıyla mesele gezi olayı pekala deniz şimdi, taşı dönmek gerekiyor şimdi aynı şey biz bunları isimler üzerinden götürmüyoruz ama konuşuyoruz. da sonra biz 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 sayın kılıçdaroğlu ile aynı yerden bak bakma durumda değiliz. O da bizimle aynı yerden bak. Ama ittifak ortağısınız ve beraber Kesinlikle doğru. Çünkü. İttifak ortağız ve kazanabilirsiniz. Biz koalisyon ortağı değiliz. Hı hı. Seçim işbirliği ortağız. Mesela CHP ile MHP, AK Parti MHP bir koalisyon ortağı. Hı. Biz koalisyon ortağı değiliz. Biz bu seçim işbirliği. Birçok farkı hala cevap alamadım ama. Ama birçok fark onu söyleyeyim. Birçok farkımız tamam. olacak. Farkı rica dolayısıyla ben e, bu kimsenin Do, bir, bir Hakim olmadığım dosyalar üzerinden onunla ilgili fikir yürütmem ama şunu söylerim hukuk vicdanları rahatlatmışsa hukuktur. Sayın Tatlıoğlu Türkiye Aynen. siyasetinin son 20 yılını e, en yüksek mertebelerden takip etmiş insansınız ve akademik kimliğiniz de var. Dolayısıyla e, Selahattin Demirtaş dosyası hakkında malumat sahibi olmamanız inanın. Abi şöyle şimdi bakın. Bu malumat temel olarak hukukçularda olan bir malumat. Biz genel olarak tabii ki bilgi sahibi. Şimdi bu, bu bilgiler üzerinden bizim parti olarak prensibimiz... Mesela bilir. Kavala dosyasını tamamen biliyor musunuz? Kesinlikle bilmiyorum. Biz ama bak ama şöyle bakın, serbest kalsın çağrısında Ama şöyle bakın, şöyle. Kavala'nın serbest kalsın değil, Sayın Genel Başkan Gezi davasını konuştu. Tamam, sorumu Ve değiştiriyorum. Ve davasında, Gezi davasından dolayı yüzlerce... bunlara haksızlık yapılmıştır. Çünkü gezi davası bir suç değildir hı hı. dediği bu. Ve bu gezi davası gerçekten Türk gençliğinin bir milli uyanışıdır dedi. Hı hı. Bunlara katılıyoruz. Ama ya, ama Hanım'la ilgili bir e, husus olsa burada ne bileyim bizden eğer hukuki bir husus olsa hukukçu bir arkadaşımız gelir ki biz kişiler üzerinden asla konuyu almayız. Hı hı. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi bir politikası. Hı hı. Doğrudur, yanlıştır. Ama bizim meseleye bakışımız gideceğim. çok farklı. Reklam arasına geçeceğim. Kısa bir soru soracağım. Ondan sonra reklam arasına gideceğim. Ee, bildiğim kadarıyla kuvvetler ayrılığını savunuyorsunuz. Doğru mu? Çok doğru. evet. Ee, bir siyasi parti genel başkanı x kişisi serbest kalsın istiyorsanız bize oy vereceksiniz demesi siyasi e, güçler, yani güçler ayrılığına ters düşmüyor mu? Kesinlikle düşüyor ama buradaki konu Söz konusu şey artık hukuk olmaktan çıkmış, siyasi olmuş. O nedenle siyasi bir görüş. Bakın Türkiye'de... Bir çağrıyla 50 kişinin öldürülmesine sebep olmak siyasi mi? Başka midir? bir şey, onu söylemiyorum. Bak konu siyasileşmiş diyorum. Ben siyasi demiyorum. Konu siyasi. Bakın Türkiye'de istiklal mahkemeleri. 60 yasa dalır mahkemesi. 12 Mart mahkemeleri. 12 Eylül mahkemeleri. 28 Şubat mahkemeleri. Ergenekon mahkemeleri içinden daha ziyade siyasileşmiş mi? Pekala. Reklam arasına gideceğim. Bu konuyu biraz daha açacağım. Reklam arasından sonra buradayız. Sorularımızın bazıları hoşunuza gitmeyebilir. Sert sorular. İYİ Parti e, Meclis Grup Başkanı Sayın İsmail Tatlıoğlu'yla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Demirtaş parantezini kapatalım isterseniz. Evet. Buyurun. Şey söyleyecektim biraz önce Abdülhamit ve bu ya belki Suriye konusuna gireceğiz gerçekten. Hı hı. Yani İttihat ve Terakki bir e, bir devlet adamı, bir sözü var çok kulağımda. Dedi ki İttihat ve Terakki Abdülhamit'ten yararlanmayı bilemedi. Bugünkü dış politikanın sahipleri de devletten yararlanmayı bilemedi. O bütünlüğü kaybettiğimiz zaman çok şeyimizi kaybediyoruz. Pekala. Eee Demirtaş parantezinde kapatalım isterseniz. Siz bilirsiniz. Yani son sözünüzü alayım dilerseniz. Söyledim son sözümü. Biz e, bu bu yargıyı çok önemsiyoruz. Yargı, daha hukuk. Çünkü hukuk kalkınmanın bile bismillahıdır diyen bir partiyiz. Ama bu meseleleri siyasileştiği için şahıslar üzerinden götürmüyoruz. Biraz önce dediğim istiklal mahkemelerinden Ergonokon davalarına kadar gerçekten siyasileşmiş bir üzerinde büyük bir ambalaj var ve onu <laughs> nereye vursak bizim konuşmamız, teknik konuşma olmadığı için o siyasi süreçte malzeme olur. Şimdi e, ülke beraber ya yönet haksızlık olur ve yani hukuka da haksızlık olur Ülke beraber yönetmeyeceğiz dediniz ama. E, Şöyle diyorum. Bu bir seçim ülkeyi beraber değil. yönetmeyeceğiz demiyorum. Biz bir seçim kol biz koalisyon birlikteli değiliz. Tamam. Bakın AK Parti ve CHP bir koalisyon. İki hı. ittifakın farkı var. Hı hı. Biz bir seçim ittifakıyız. Neden seçim ittifakıyız? Değil çünkü seçim çünkü... akşamı seçildi. Cumhurbaşkanı da yolu ve seçildi. Birinci Parti'nin genel başkanı olarak başbakan oldu. Şu anki sistem Cumhurbaşkanı oldu. Ama birinci Parti'nin genel bizim biz öyle bir sistem önerimiz var. Ama sisteme geçene kadar Cumhurbaşkanı. Hayır, var. Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak hükümete e, e, yönetecek. Tamam. E, dolayısıyla yürütmenin başı mı olacak? Evet, yürütmenin başı. olacak. E, karar alırken Sayın Akşener mi karar alacak? Yoksa diğer hangi beş üye mi soracak? Bizim yok. Bizim önerimiz şu. Şimdi bu. Altını Masa'nın üç tane hedefi var. Bir, güçlenmiş parlamenter sistem. Hı hı. Bu metin ortaya çıktı imza anda. Hı hı. İki, Seçim ittifakı. Hı hı. Pazartesi günü onda da açıklayacaklar. Üç, ortak Cumhurbaşkanı adayı. Hı hı. Şimdi birincisi netleşti. Güçlenmiş parlamenter sistem. Bu şu demek. Altı partiden bir tanesi tek başına iktidara da gelse bugünkü ucube sistem, tek kişilik hükümet sisteminden Türkiye'yi parlamenter sisteme taşıma sözü Tamam. Bunda her birisi tek başına diyelim ki gelecek Partisi tek başına iktidara gelse bunu yapacak. Hı hı. Bu taatımız. İkincisi bu önümüzdeki seçimleri İstanbul seçimlerinden alınan dersle seçim güvenliği konusunda bir işbirliği. Bütün altı partinin teşkilatı bu konuda da bir yere geldi. Üçüncü cumhurbaşkanlığı. Burada biz e, önümüzdeki seçim e, bir cumhurbaşkanı ortak adayla gidersek bu cumhurbaşkanlığıyla bir protokol çerçevesinde sistem geçişi olacak. Yani Cumhurbaşkanı'nın görevleri bu süreç nasıl yürüyecek? Bir defakto dönem süreçte. Hı hı. Yani pazar günü seçim, pazartesi günü parlamenter sisteme geçiş mümkün. Hı hı. Ee, ve ondan sonra da e, kam de yeni seçecek parlamento ülkede anayasal değişiklikleri veya gerekiyorsa referandum Ne atacak. kadar vekil gerektiğini biliyorsunuz değil mi? Ne kadar vekil gerektiğini Kesinlikle var. ama şöyle bir şey var. Bakın tabii. Sisteme Sen geçiş, tatlı, ben sisteme geçiş, geçiş için. defa defaatle e, İYİ Partili kurmaylar dile getirdi ama e, söylediğinizle çelişen şöyle bir durum var. Sayın Doğutoğlu bugün yaptığı açıklamada dedi ki, biz sistem kuracağız ve yeni Cumhurbaşkanı ya altı liderden biri olur ya da bir dışarıdan biri olur. Bu ilkeler üzerinde onun taahhüdünü isteriz Cumhurbaşkanı ilkeler üzerine garantör olur. Aday ilan edildikten sonra o aday tek başına hareket edecekse ortak bir aday çıkarmanın ne anlamı var? Şimdi siz diyorsunuz ki beraber yönetmeyeceğiz. Hayır beraber yönetmiş demiyorum. Bu konuda bir mutabakatımız yok. Yani biz Belli ki şu bak. şartlarda yok. Şu şartlarda ülkeyi şu şekilde yöneteceğiz yok. Biz hepimiz Altı Parti güçlenmiş parlamenter sistem konusunda mutabakatımız sistem önerisi. Dolayısıyla her parti veyahut da birlikte gücümüz neye yeterse bu Türkiye'yi bugünkü tek adamlık hükümet sisteminden çıkarıp güçlendirmiş Tek adamlık hükümet sisteminden çıkartıp ortak akılla mı yürütüyorsunuz? Yok diyorsunuz? parlamenter sisteme geçişi. Bu parlamenter tamam, sistem. Mümkün olmazsa ne yapacaksın? Mümkün şöyle mümkün. 400 Cumhurbaşkanı... 400 milletvekili gerekiyor. Şöyle yok ona gerek yok. Abi. Bakın pazar günü seçim oldu. Tamam. Bizim adayımız kazandı. Tamam. Birinci partide nasip oldu. Tamam. Genel Başkan Meral Akşener ve İYİ Parti tamam. oldu. Pazartesi, pazartesi günü, günü, bakmaksızın, pazartesi günü, buna bakmaksın pazartesi günü, Mazbatayı aldığı zaman Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı kararını bir nolu kararnamenin üç nolu maddesi gereği hükümeti kur, yani bakanları belirleme ve koordine etme yetkisini, yürütme yetkisini Cumhurbaşkanı yardımcılığından birine devredebiliyor. Biz diyoruz ki bu birinci partinin genel başkanı olsun. Sonra bu sistem böyle yürüsün. Yani Cumhurbaşkanı'nın görevleri e, birinci Cumhurbaşkan tamam. Yardımcısının birinci sonra başkanı Sayın sonra meclis meclis tamam. çıkardığı bu altılı masanın millet ittifakı e, da, da altılı masanın çıkardığı milletvekili sayısına göre bakacağız. Oradan bu düzen bu olayı hukuken nasıl e, değiştirmemiz gerekiyor? Çünkü başkanlık sistemine geçerken 17 maddede 34 35 değişiklik oldu. Hı -hı. Bu düzenlemeleri yapmak gerekiyor. Hı -hı. Bu düzenlemeler yapılacak. Bu meclisin içerisinde 400 milletvekili bulunursa tek başına yapılıyor. Hı hı. Yani yok bulunmazsa 367 e, galiba şimdi tam hatırlamıyorum. Eee milletvekili olursa referanduma götürülüyor. Ama biz 400 milletvekili bulsa dahi bakın bu başkanlık sistemine geçiş referandumlu olduğu için millete referanduma götürülmesi taraftarıyız. Tamam. Yani ey milletim biz önümüzdeki seçim şöyle bir şey Ey millet, bugünkü sistemle mi seçime gitmek istiyorsun? Uh -huh. Türkiye'yi yine bu tek kişilik bir yönetim e, bu yürütme ve Sayın Tatlıoğlu, olduğu bir sistemle mi anladım. gitmek benim istiyoruz? Şey yoksa yaşıyorum. parlamenter sisteme mi geçmek istiyoruz? Şu, birinci partinin lideri Sayın Akşener. Evet. Kim yönetecek? Bir, Sayın Akşener yönetecek. Tabii ki. Yani bak, başına bak başına tabii, başına tabii başına. ki. Bu yani yetkin, kararları o almıyor. Tabii ki millet yetkiyi ona Şunu vermiştir. Soruyorum. Şunu soruyorum. Şunu soruyorum. Yetkiyi verdiyse tabii ki de uygulayacak. Demek ki tek başına yönetecek. Doğru mu? Millet yetkiyi ona verdiyse. Tamam. Tabii. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ama, ama. Müsaade edin. Evet. Soruma devam edeyim. İkinci sorum şu. Şimdi mesela e, programa reklam arasından dönmeden önce e, bir son dakika haberi geldi. Belki de şu anda Sayın Cumhurbaşkanı ifade ettiği Suriye harekatı başladı. Mesela bu Allah aşkımızın ayağına taş Amin. amin Allah e, korusun, kollasın. Bu konuda mesela e, Millet İttifakı içerisinde bir görüş ayrılığı var. Ve Sayın Davutoğlu diyor ki ben tek adam istemiyorum. Beraber yöneteceğiz. Hepimiz eşit yetkililere sahip olacağız. Hepimiz eşit söz hakkılarına sahip olacağız. Diyor. Sorun şu. Sayın Akşener yürütmenin başında sizin ifadenize başbakan yahut bir diğer de işte başkan yardımcısı. Evet. Tezkere çıkacak mı çıkmayacak mı? Çıkacak tabii. Nasıl çıkacak? Baya. Cumhuriyet Halk destek vermiyor. Aa, baş çıkar çıkar. Şöyle çıkar. Nasıl Hiç Hiçbir endişe yok. Bakın o gün daha iyi bir gün olur. Neden olur biliyor musun? Mesela şimdi tezkere çıktı biz evet dedik. Hı hı. Abi, bir fireyle. Bakın biz evet dedik. Biz şöyle karar alıyoruz. Yani biz çok bütün milletvekili arkadaşlarımızın düşüncelerine hakikat genel başkanımızın böyle bir tercihi var. Biz Sayın Genel Başkanın şöyle bir sözü var. Bakın <laughs> bu, bu bu asker sınırı açtığında hepimizin partisinin adı ay yıldızdır e, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Mehmetçiğin Suriye'de ne işi var? Ortadoğu Bakanında diyor. Biz ortak bu, diyor. bu bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun başka yönlerden de veya başka arkadaşların başka yönlerde farklı bakışlar Mesela olabilir. Mesela İstanbul Sözleşmesi'nde Saadet Partisi'nin çok büyük bir direnci var. Doğrudur. Ama sizin tutumunuz farklı. A Aynen doğru. Burada bir, Aynen bir yönetici, doğru. ama krizi biz gibi bir, bir koalisyon bir ama şöyle mi? Ben bir biz bir galiba. yok biz siz şöyle bakıyorsunuz. Buyur. Cumhur İttifakı gibi bakıyorsunuz. Nasıl bakıyorsunuz? Yani böyle değil. biz bir koalisyon değiliz. Biz bir seçim ittifakı ama beraber de yöneteceğiniz. Değil. Hayır. beraber yönetmemiz seçimden sonra şartlar oluşur. Evet, Uluşmazsan Mesela olur. ben diyelim ki Sayın Kılıçdaroğlu birinci partilidir veya Sayın Akşener birinci parti oldu ve ve millet ona 305 320 o, e, milletvekili verdi. Elbette ki. Sayın Cumhurbaşkanı bugün verdiği gibi. Elbette ki. Bu seçim vermedi. Yok. Onu vermedi. Haksızlık Yok hayır 152 etmedi. ile yine yani. Hayır, Cumhurbaşkanı verdi ama AK Parti'ye vermedi. Hı -hı. AK Parti 300 altında oy verdi. Yani İyi, part, iyi Parti dersen. Türk siyasetine girerden beri bayağı şey değişti yani. O nedenle e, onun için MHP ile ko ittifak koalisyon yani MHP ile mecliste birliklerinin sebebi bu. Yetmiyor AK Parti'nin oyları orada kanun çıkarmaya. Hı -hı. Ama diyelim ki Sayın Akşener'in yetti. Elbette ki kendi milli iradenin verdiğini yapacak. Ama bu arada Sayın Akşener Cumhuriyet Halk Partisi ile veyahut da Kılıçdaroğlu diyelim ki 320 milletvekili. Elbette ki milli iradenin gereğini yerine geçecek. Ama bu arada diğer partiler gibi bu Millet İttifakı'nın meclise girdi, Millet İttifakı'nın onunla birlikte olduğu partinin de düşüncelerini alır, nezaket gösterir. Biz bir seçim işbirliği yapıyoruz. Ve bu seçim işbirliği normal olarak seçim bittikten sonra yeni bir düzene geçişle beraber milli iradenin ortaya çıkacağı şartlar çerçevesinde belirlenir. Şimdi ortaya çıkmamış meclis için kim kaç tane milletvekili alacak? Bununla ilgili koalisyon, da sizin koalisyon, yapılmaz. sorması gayet doğal değil mi? Çünkü kafa karışıklığı var yani. Böyle sorarsanız, sorarsanız olur. Nasıl olacak? Böyle sorar, böyle bakarsanız kesinlikle olur. Hı. Ama benim bak baktığım yerden kafa karışıklığı yok. Pazar günü seçim, pazartesi günü birinci partinin e, Cumhurbaşkanı seçilen Cumhurbaşkanı, birinci partinin genel başkanına kendi kararnamesi gereği bakanları tespit etme ve yürütmeye yürütmeyi e, sevk ve idare etmeye yetkilendiriyor. Bu eski başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı. Bir devletin ya, temsilcisi... Ya Cumhurbaşkanı birinci partinin de aynı zamanda genel başkanıysa? Ay, protokol ol, olmaz. Bir seçimden önce bir protokol yazılır. Hayır. Diyelim ki Millet İttifakı'nın şu anda en belirgin adayı Sayın Kılıçdaroğlu. Öyle ki... Ha, siz diyorsunuz ki Cumhurbaşkanı Cumhur İttifakı'nın adayı parlamentoda Millet İttifakı çok olursa mı diyor? hayır hayır öyle söylemiyorum. Diyelim ki Sayın Kılıçdaroğlu aday oldu ve sizin çizdiğiniz konjektürde kazandı ve partisi de birinci parti Millet İttifakı içerisinde. E hem Cumhurbaşkanı Millet hem Başbakan... İttifakı yani milli irade ona yetki verdiyse o götürecek. Millet hmm. milli irade verecek. O hal yani Cumhurbaşkanı bir irade milli irade, milli irade, milli irade, irade şu Sayın Kılıçdaroğlu'nu hem Cumhurbaşkanı tamam. hem de partisini birinci parti yapıyorsa bu şu demek güçlü bir iktidar var. Tamam. Sayın Öyle Cumhurbaşkanı yok. gibi. Güçlü birer. O zaman mesela tek şöyle, adam diyecek şöyle, misiniz? Hayır. Bakın. Biz tabii ki demeyeceğiz. Çünkü o sistem bu sistem değil. O parlamenter Aynı sistem. sistem. <laughs> Sayın hayır Abla, değil. Ben, ben anlayamıyorum. Hayır değil. Bak bu şuna benziyor. O zaman en fazla diyelim ki hem parti o zaman Abdullah Gül, Tayyip Erdoğan dönemi gibi olur. Çok, Çok özür dilerim. Çünkü çünkü Cumhurbaşkanının görevleri yasama, ayrı yasama Yürütme, yargı. Evet. Yargıya ayırdık. Evet. Bunlar seçimde gelmiyor. Ee, yürütmenin başında şu anda Sayın Cumhurbaşkanı var. %52 ile seçildi. Yasama. Hayır, evet. Yasamayı siz e, mecliste Sayın Milletvekilleri beraberce yapıyorsunuz ve meclisin çoğunluğunu şu anda Cumhur İttifakı oluşturuyor. AK Parti Ve MHP olarak. E, bu ikisini de seçen halk olduğuna göre sizin de az önce ifade ettiğiniz şekilde halk mecliste yasama yetkisini Cumhur İttifakı'na yürütmede de yürütme yetkisini yani icra yetkisini Sayın Cumhurbaşkanı'na verdiğine göre o zaman ortada bir Abi, sorun kalmıyor. Çok sorun Ne gibi? Sistemde sorun Şimdi bizim bir padişahımız var, bir de sadrazamımız var. Biz sadrazama padişah yetkilerini verdik. Bu böyle değil. Şimdi bakın Türkiye'de bir Cumhurbaşkanı açığı var. E yarın Sayın Kılıçdaroğlu'na verildiğinde bu sorunu görmüyorsunuz. orada mesela. ama şöyle bak burada çok net bir yeni bir sistemle geliyorsunuz. Yani diyelim ki bu başkanlık sisteminden önceki bir dönemdi. Hı hı. Dönem bu. Değişiyor sistem tamamen mesela değişiyor. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı parlamenter sistemin sistem içerisinde başbakan kendi tek adam tabii ki. şeklinde Aa, eleştiriliyordu. Bu o da parlamenter o bak, mesela yaptıkları elbette ki eleştiriliyor. Bu tavırla alakalı. Aynı söylem mesela tek adam. Aynı söylem değil. Bakın şimdi bugün geçen soru bu, bugün, var. Bak, bugün bakın var. Cumhurbaşkanı'nın üç sonu kararnamesi. Hı, hı Bugün vali, devletin valisi değil. Bugün vali tek Sayın Erdoğan'ın imzasıyla çıkan biri var. Hı hı. Dolayısıyla biz bir kafada üç tane şapka var. Valiler devletin valisi de şimdi. Ha şunu söylemek istiyorum. Yani o anlamda söylemiyorum. Ben hepsine de saygı duyuyorum. Evet. Teknik olarak ki bunun siyas siyasal, belki, bunun Hayır, siyasal belki okuma Bir dönem hem bir, bir partinin il başkanlığını yapıyor hem de valilik yapanları da Abi, belki de katmak Tabii ki gerek. doğru. Bakın o dönem var ya. Kojektraf. 1946 yılı dönemi, 1946 dönemlerini diyorsunuz. Bakın o dönem Sayın Engin Altay'ın dediği gibi Hı -hı. bir devletin partisi vardı. Bugün parti devleti var. Şimdi bir imzayla ile vali bir imza ile büyük elçi. Bakın büyük Ne kadar devlet birikimiyle Hızlanacağım. geldi. Hızlanacağım. Müsaadeniz olursa. Dolayısıyla sistem Basanız değişiyor. anket var mı? He? Anket var mı masanızda? Var tabii. Ne gösteriyor? 21.7. İyi e Parti. Tabii ki. Millet İttifakı totalde ne kadar? Toplamda. E Cumhuriyet Halk Partisi ile ikisi 21, 24, e e Demokrat Parti 46.1. Millet. Yok. yani anket bizim anketimiz değil. Bu benim dediğim anket, Sayın Erdoğan'ın masasında da olan anket, Sayın Kılıçdaroğlu'nun masasında da olan anket, Sayın eee ıı, Bahçeli'nin onda da anket hı hı. ve Saygın bir anket Konda hı hı. anketi bugün sosyal medyada aldı. 28 AK Parti, 24 Cumhuriyet Halk Partisi, 21 İyi Parti, 12 12 HDP, 7.5 MHP, 5.2 diğerleri. O zaman seçim zaferiniz hayırlı olsun. Bak böyle bir şey yok. Bu bir bu bir çalışma. Hı hı. Siz sordunuz, ben söyledim. Hı hı. Siz söylediniz, ben söyledim. Biz milletle beraberiz. Açın... <laughs> bir seveceğim şey, abi. <laughs> Bakın ben bunu Sayın Erdoğan için de söylüyorum. Şimdi önceden hem bilir hem hissedilirdi. Bugün biliyor da hissedilmiyor. Bu arada çok var. Bugün biz hem biliyoruz hem hissediyoruz. Pekali. Çünkü sokakta. İnsanımızla beraberiz. Bu sokaktaki insanınızla beraber olduğunuz bir dönemde 2018'in Mayıs'ın 29'unda Sayın Genel Başkan Meral Akşener Kütahya'daydı galiba yaptığı bir konuşmada şu ifadeyi kullanıyor. Diyor ki anket yaptırıyorum. Durumumuz çok iyi. Bizim partimizin durumu iyi. Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'na geçiyor. Anket sonucu olarak söylüyorum bunu. Tayyip Bey ikinci tura kalıyor. Ben 81 milyon cumhurbaşkanı olmak gibi bir iddianın sahibiyim. İşte ikinci tura Meral kalırsa Kürtler oy vermez gibi incitici bir cümleyi şiddetle reddediyorum. Kimsenin oyu cebinde keklik değil. Biz şu anda birinci turdan ikinci tura geçmek üzere kampanyanın içindeyiz. Erdoğan'ı gönderme konusunda hem hemfikiriz ancak cumhurbaşkanı adaylarıyla rakibiz biz aynı zamanda. O yüzden birbirimizi inceden hareket etmeye çalışıyoruz demiş. Evet. Bunu da işte vatandaşın içerisindeyken söylemiş ancak Bu bir 2018 bir yılından o bir miting tamam, söylemi. O bir söylemdir. Benim de O sonuçta yani bağlayıcılığı yok mu? Sayın Katılımcı Başkan diyor yani. tabii ki var. Hayır, ben bir şey söylemiyorum. Hmm. Elbette ki var. Sonuna kadar bağlayıcı var. Yani Sayın Genel Başkan e, o günkü siyasal atmosferi ta tarif ediyor. Bugün hmm. de siyasal atmosferi tarif ediyoruz. Sen yani Sayın Genel Başkan'ın ağzından piyasa demek ki tarifası gerekiyor. ki. Alması tabii ki. Anket... Sonuna kadar yalnız. Bakın Sayın Genel Başkan i̇kinci biz ikinci tur diyor. Biz biz biz, biz. 28, 24 geçitliyor. Haziran seçimleri için çıktığımızdaki oylarımızla bir buçuk aylık seçim sonunda bulduğumuz oylar arasında çok ciddi bir fark var. Biz seçime vardı girebilmek da, için değil. siyasetin siyasetin bu zamana kadar hiç yaşanmadığı sıkıntılarını evet, yaşamış aynen. bir siyasi partiyiz. Yani biz e, bakın, e, Ak Geçmiş Parti yir, biz bakın, Buyur. abi son 20 yılda Ak Parti'den sonra meclise girmiş ve kurulduktan 6 ay sonra meclise girmiş bir parti. Bu çok büyük bir başarıdır. Evet. Bakın bugün siyasete başından beri çok iddialarla parti kuranlar e, ve bugün bazı bakan bazı bunlar yok. Bir tek siyasi parti var. Berrakçe'nin kurduğu siyasi parti Ve bu parti bugün çekin bakın iyi parti. Dün siyasi parti bakın. kuranlar derken kim kastediyorsunuz? Yani, mesela Numan Bey'i kastediyor. Mesela Süleyman Bey'i kastediyor. Bunları kastediyor. Süleyman Bey, Sayın Soylu, ya dün parti genel parti başkanıydı. Başkanı Türkiye Yönetme iddiası vardı Hı. ve kurulmuş bir partiydi. Ama Sayın Meral Akşener partiyi kurduktan aşağı yukarı 6 ay sonra seçime girdi. Hı. Ve Türkiye'nin 1889'da ilk partisi kurulmuştur. O zamandan beri en sert ve daraltılmış demokratik alanda girdi. Hı. Bu işler öyle kolay değil. Ben Sayın Akşener'e kendi arkadaşlarımız Kütahya'da otel ayırdı. Hı. Ama belediye müdahale etti o otelde. O otelde kalması sıkıntı oldu. Böyle dönemler yaşadık. Elektriklerin kesildi. dönemler yaşadık. Yani Sayın Erdoğan'ın siyasete girdiğinde karşılaştığının yüz, onlarca defa fazlasını yaşadık. Hı hı. Ama bundan şikayetçi değiliz. Bu mücadele karşılık veriyor. Şimdi iyi Parti'yi çekin. E, belediye kamyonlarının yol kapattığı Abi, görüntüyü Antep. hatırlıyorum. Şey yol çalışması var. Şöyle mi? bakın çekin şey soracağım. İYİ Parti. Şey soracağım. Ee, bir Şunu tamamlayayım istersen? Çekin Ama İyip. hızlanmam gerekiyor. Yok tabii. Çekin iyi. Bugün iyi Meral Akşener'i siyasetten çektiğinizde Türk siyasetinde değişme umudu yok. Pekala. Böyle bir böyle bir siyasi -20 sonucun 25. sahibi Meral Akşener. Yakın bir zamanda yaptığınız açıklama var. Diyorsunuz ki İyi Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu Cumhurbaşkanı adayını belirlerken kiminle kazanabileceğini e, kazanılabileceğinden yola çıkıldığını söylüyor. Üç isim var. Akşener, Yavaş ve İmamoğlu. Evet. Listede Sayın Kılıçdaroğlu yok. Şöyle listede sadece Kılıçdaroğlu da birçok insan yok. Şöyle Ama, ama o açıklamamız şöyle. şöyle açıklamamız söyleyeyim. Sayın Genel Başkan da Sayın Kılıçdaroğlu da kazanılacak isimler seçilime gideceğini söylüyor ve doğrudur. Hı hı. Bugün bugün Cumhurbaşkanı'nın onama oranını kim geçiyor sorusunun cevabı o üç isim. Hı hı. Bizim ortadaki anketlerde. Ama seçim zamanı yani 6 ay sonra bir yıl sonra Bakıldığında o gün orada kılıçlar oldu olabilir ne bileyim Davut oldu bugün olabilir. Ne, bugün Onu var gösteriyor diyorum. Ama seçim günü seçim günü e, ciddi bir e, şeyle saha çalışmasıyla kimlerle çalış çıkılabilir. Yani bu sadece bu bilinen anketlerle de, derinleştirerek E bugün e, şeyle ilgili cumhurbaşkanı onama oranını geçen e, isimler belli. Yani bu isimler üzerinden. Cumhurbaşkanlığı seçimi Sayın Akşener, değil. Bugün Sayın seç... İmamoğlu ve Sayın e, Yavaş ma mı? Mansur Yavaş. Bunlar Tayyip Erdoğan'ın önündeki... Yani bu üç isim Sayın Kılıçdaroğlu'nun önünde kalıyor. Hayır bu üç isim Sayın Kılıçdaroğlu'nun değil. Sayın Erdoğan'ın önünde kalıyor. Şimdi aynı şeyden bahsediyoruz ama... Hayır aynı şeyden bahsetmiyorum. Sayın Erdoğan'ın önünde kalıyor. Neden bunu... E, yani Sayın, Hayır ama Sayın Cumhurbaşkanı... Sayın Kılıçdaroğlu... Hedef hedef otururken... böyle değil. Birçok aktör daha Erdoğan'ın iştesine kalmıyordur. Ama yarın bir siyasal işbirliği çerçevesinde ve gelişmeler çerçevesinde Sayın Kılıçdaroğlu da buraya geçer ve otururlar. Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığına karar verirler. Ayrı şey. Seçim kazanma ihtimali açısından değerlendirildiğinde belki bizim anketlerin dışındaki veya da bizim o anketle çalışmalar dışındaki çalışmalarda sayın Kılıçdaroğlu olalım bugün için her söyledim. şey öte. her şey, şey başka bakın bir sene önce böyle değil 2019'dan önce sayın Erdoğan'ın yanına yaklaşan yoktu. Yo öyle öyle söylemiyormuşsunuz ama hayır 2019. İkincisi tura kalıyormuş seçim hayır. sayın Akçan'ı yakalıyor. Yani bu iş, o, o, şey, şey, o seçimden öncesini söylüyorum 2018 tamam. seçimlerinden öncesini söylüyorum. Yani o seçimde sayın Erdoğan'ın yanına yaklaşan yoktu. Ve Sayın Akşener çıktığında gerçekten yüzde otuzlara varan bir bir e, rating oranıyla hı, hı. ve ama siyaset demokratik değil ve kargbeci değil. İsmail Tatlıoğlu daha olarak be, soruyorum. Daha Bireysel be. olarak Cumhurbaşkanı adayınız kim? geçen. 14 Ağustos 2001'de Tayyip Erdoğan'a Türkiye'nin bıraktıklarının yarısını Meral Akşener bulsaydı iktidardı. Bak bu kadar net söylüyorum. Türkiye'nin Sayın Erdoğan'a verdiklerinin yarısını bulsaydık Meral Akşener ve de İyi Parti de iktidardı. Temel mesele bu. Türkiye'yi geri düşüren de, Türkiye'yi fakirleştiren de, de, tarihin gerisinde bu gençleri 72 oranında yurt dışına sürükleyen de budur. O bu soruları soracağım elbette. Evet. E, gönlünüzdeki Cumhurbaşkanı adayı. Benim Lütfen gönlüm. siyasi Bakın, bir çok samimi söylüyorum. Mesaj. Elbette ki benim gönlümde Türkiye'yi Meral Akşener yönetir. Adayınız. Bu gönül meselesi değil. Biz buraya yani Sayın Akşener'in de hiç, hiç ihtiyaç hissettiği bir zamanda değil. Türkiye'nin ihtiyaç hissettiği bir zamanda bir siyasi parti. Partiler pa millet kurar. Elbette ki. Yani me şey parti kurdu. Eee Tayyip Erdoğan parti kurduğunda hı hı. milletin bir talebi vardı, kurdu başarılı oldu. Sayın Akşener'de parti kurduğunda milletin bir talebi vardı. Sizin adayınız dolayısıyla evet. Sayın bir Akşener. şöyle yok şöyle. Sayın Genel Başkan ben başbakan olacağım. Dolayısıyla burada bizim bir adayımız Hı. yok. O nedenle İyi Parti'ni de Millet İttifakı'nda altılı masadan Türkiye'de seçimi kazanacak ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçecek bir cumhurbaşkanı tamam, adayı devam ediyorum. olacak ama bugün bu masada bu tartışma yok. Tamam. Bu masada demiyorum. Altılı masada bu tartışma yok. Ee, şimdi eee İyi Parti'den istifa eden İsmail şeyi ok. benim gönlündeki aday Türkiye yönetmesini istediğim elbette ki Meral Akşener ama Sayın Akşener bu da işe olmasın manipüle. Sayın Akşener Cumhurbaşkanı adayı Arkadaşlar, değil. Arkadaşlar KC'yi değiştirdim. Yani değil. Başbakan oldu. Benim dolayısıyla <laughs> başbakan adayım Meral Akşener. Türkiye'nin 28. Başbakanının Pekala. Meral Akşener olmasını 13. Cumhurbaşkanı'nın da ittifakın adayının olması. Anlaşıldığını istiyorum. düşünüyorum. Evet. Parlamenter güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunun da. <laughs> Eski arkadaşınız belki de hala arkadaşlarınız devam ediyordur ama eski partideki arkadaşınız İsmail Ok partinizden istifa etti. Evet doğru. Ve bazı iddialar ortaya attı. Onları size yöneltmek istiyorum. Evet. Ee, dedi ki e, parti sorusçuların elinde sürekli ABD'den birileri geliyor gidiyor. Ee, ne, ne, ne diyorsunuz bu iddialara? Hiç ciddiye bile almıyor. Niye? E, ciddiye alınacak şeyler değil. Biz başka değil memleketin insanları değiliz Taha şunu merak Biz bakın biz. ben biz bu memleketin insanlarıyız ve bu memleketin hepimiz 84 milyon olarak öyle. Bu işleri öyle kabadan, bu şekilde süsleyerek yapmak e, siyasi etiğe de do yakışmıyor. Hı hı. Yani ben ben bugün bir AK Partili Soros'un bilmem nesi diye suçlayamam. Hı hı. biliyorum ben Türkiye'de Soros'ta kimler görüştü. Hı hı. Ve Soros'un açık toplum projesine Türkiye'den kim talip oldu hı hı. 2001 hı hı. yılında, 2002 yılında. Ben bunları yakından takip etmiş insanım. Ama böyle bir siyasetçi gelip de orta, ulu orta bir siyasi partiye, bir siyasi kurumu milletin teveccühü gösterdi. Böyle toptancılıkla suçlamak benim siyaset anlayışıma yakışıyor. Bu benim şahsi sorum. Yani merak ediyorum gerçekten. Ee, ABD Büyükelçisi neden İyi Parti'ye sık sık geliyor? Bütün partilere geliyor. ha geliyordur. Amerika Birleşik Devletleri İsta, Konsolosu Sayın Erdoğan'ı evinde daha hiçbir şey değilken ziyaret etti. Tamam. Geliyor bunlar. Tamam. Size i̇şte, niye geliyor onu merak ay, ediyorum. Tayyip Erdoğan'a neden geldi daha başbakan değil neden geliyor? Neden geliyor? Çünkü onlar da Türkiye'deki siyasi atmosferi öğrenmek istiyorlar. Tanımak istiyorlar. Adam Türkiye'de görev yapıyor. Hı hı. Bize daha yeni geldi. Elbette ki gelecek. Bütün HDP'ye gitti galiba değil mi? Hayır efendim hepsine gidiyor. Ama o gün bize geldi. Hı. Yani şimdi siz. Ya böyle şöyle bir şey var. Sayın Erdoğan Biden'la bunu bir anlam yükleyerek bir şey ama sormuyorum. Türkiye'deki Biden, medyanın sesini söyleyeyim. Yani Sayın Erdoğan ve AK Parti yaparsa maharet Hı -hı. ama <laughs> iyi Parti yaparsa zafiyet böyle olmaz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ama Amerika ile görüşmesi gayet tabii değil mi yani? <laughs> tabii. Elbette ki tabii. Yani ama sayın, hayır, bak, Genel Başkan olarak da görüşebilir. Hı -hı. Ben diyorum ki Sayın Erdoğan Genel başkanı AK Parti'yi kurmadan bizzat evinde kabul ediyordu, konuşuyordu. Hı hı. Yani bunlar anormal şeyler değil. Türkiye'nin bir siyasi figürüdür. Hı hı. Elbette ki yabancı misyon şefleri Türkiye'deki durumu öğrenmek için bizzat kaynağıyla görüşür. Bunda bir şey yok. Dünyanın her yerinde bu. Hı hı. Yani Amerikan Büyükelçisi mesela bazı bakanlar için Washington'ın valisi diyorlar Türkiye'de. Hı hı. Ben siyasetçi olarak bunu, bu, işin bu tarafıyla hiç ilgilenmem. Hı hı. Doğru değil bu tür şeyler. Ama iyi partiye elbette ki Amerika Birleşik Devletleri Cumhur İşi'de büyük de gelecek, Rusya'nın büyük de gelecek. Ne bileyim, Tanzanya'nın büyük elçisi. Ben e, e, çok takip etmedim doğrusu çünkü e, bizde sem Sayın Ahmet Erözan e, dışişlerinden sorumlu bir Hı -hı. de aynı zamanda e, Moskova ve Roma büyük elçisi Aydın Sezgin Bey var. Onlar üzerinden Sayın Genel Başkan'la benim çok ayrı bir konu olduğu için Hı -hı. takip ediyorlar. Geldiyse de çok sayıda yapmadım. hayır, çok sayıda büyük elçiyle görüşüyorlar Hı -hı. hatta. Büyükelçiler kahvaltı veriyor ama bizim partiye mahsus değil. Görüşüyorlar. Elbette ki bir dış dünyayla Pekala. görüşüyoruz. Artık dünya bir değil. Hızlanacağım. <laughs> Aynur Doğan konusuyla ilgili Birisinin, bir açıklamanız var. A a Diyorsunuz ki nasıl yasaklandıkça büyüyor, nasıl ünü artıyor şeklinde bir ifadeniz var. İBB tarafından konserine izin verilen ve PKK işte paçavraları önünde konser verdiği ortaya çıkan bir ben e şunu söylüyorum. kişi hakkında. Ben şunu söylüyorum. Yasakçılık bugün de. Bin yıl önce de, bin yıl sonra da çözüm olma. Hı hı. Bakın AK Parti'nin kuruluşunda. Hı hı. Kurucu arkadaşlar program yaparken o arkadaşlar bugün büyük şehirlerde, büyük elçi bilmem. Bunlar Kürtçe yayına karşıydı. hı. hı. Tarihe notum durum yok bildim. He? Bugün böyle bir durum yok. Bugün var demiyor. O günü söylüyorum. Tamam. O gün karşında oturan şahıs hı hı. dedi ki yasakçılıkla bir yere Bunun varın. Bunun Kürtçe ile bir ilgisi yok ama. Bakın bak bir şey söyleyeyim. Yasakçılıkla ilgili söylüyorum. Ben diyorum ki bir şey suçsa, <laughs> hukuksuzsa onunla ilgilenir. Yasakçılık da olmaz. Yasak sen tat olur. yasak, şey merak ediyorum. cazip kılar. Grup yorumu hiç takip ettiniz mi? Ben takip etmedim. Ben bir dönem yani takip, ettim, takip, takip, takip ettim. Yani şöyle takip bir takip ne olduğunu biliyorum. Ee, şimdi savcımız Mehmet Selim Kiraz adliyede şehit edildikten sonra grup yorumu bir konserinde e, savcımızı şehit eden teröristlerin e, fotoğrafları sahneye yansıtıldı ve önünde Onlara ithaf edilmiş şarkılar söylendi ve bununla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı ve bazı üyeler tutuklandı. Çok güzel. Bu mesela yasaklama mıdır? Şimdi bu değil, bu hukuk var. Bakın tamam. lanet olsun, bak çok net söyleyeyim. O harekete size güvenerek, inanarak diyorum ki lanet olsun. Bir tane staj kafeli bir tane. Bakın lanet aka. olsun ama benim söylediğim şey şu. Şimdi bir yerden hukuksuz başladınız mı? Bu siyasi bir a yasaklama alanı bu Keyfinize göre yaparsınız. Ben. Hukuk bakın hukuk çalışmaz. Bakın hukuk çalışmazsa adalet çalışmaz. Bu da bir adaleti, yasaklama da yok ayrıca, tepki bu, var. Bu dediğiniz de yasaklama ya bu dediğiniz de yasaklama. Yo, Cemil, yok şey, yargı ıı, karar vermiş. Yargının yanlışlığını, doğruluğunu Harbi da, Cemil, Cemil Topuzlu açık hava tiyatrosunda konser vermiş. Yasaklama yok, yok dolayısıyla. Yok yok ben tepki şunu söylüyorum. Ben yargı kararını yanlıştır, doğrudur vicdanları rahatlatmış, rahatlamış diyebilirsiniz uh -huh. ama Bunsuz yasaklama yasaklama C yok. Hayır ben bununla ilgili değilim. Genel yasaklarla ilgili söylüyorum. Tamam soruyorum. ben bununla ilgili soruyorum size. Hayır, ben de diyorum ki yasaklandıysa bana yasak diye bir bilgi gelmiş. Hı hı. Yasaklandıysa yanlış çünkü cazip kılar. E ya mesele yok. Mesele yok. Ama tepki gösterilir. Tabii ki gösterilir. O Sizeler tepki de demokratiktir. De. Ben de diye. gösteririm. Arkadaşlar Gösterir musunuz? ya ben bu il bunlarla ilgilenmediğim için bir şey yok. Ben gösteririm. Neden göstermeyeyim? Tavır le lehine ve aleyhine gösteririm. Buyurun. Yani da, aleyhine ve aleyhine gösteririm. Yani bununla ilgili bir, ben ilgilendiğim bir alan değil, sevdiğim bir yani bana cazip gelen bir müzik değil. Dolayısıyla pek ilgilendiğim bir şey değil. Ama ben yasakçılığa karşı. Hı. Bakın üç yerden biri yasaktı Hı. AK Parti kurulurken. Biz o, yani bunları yüksek sesle söyleyerek bu insanları daha özgür Sayın bir tatlı, ülke yasak yapmamız yok. lazım. Konser verilmiş bir tepki var. Ve o tepki olur. Bunda tamam. bir şey yok. Tepki Bizim olsun. tepki yani, de demokratiktir. Boyu. Tepki de şiddet boyu şiddet olmadığı bir hmm. Bakın tepki de tepkiyi de hoşgörüyle karşılamak lazım. Evet hakkıdır adamın tepki hmm. bak Balık balık satıyor. Bu balıkları kokutuyorsun demek de te, haktır. Balıkları ben burada ekmek parasında derdindeyim demek de haktır. Bir sonraki soruya geçiyorum. Medeni bilgiler kitabını okudunuz mu? Dağıtıyor musunuz partinizde? Hayır dağıtmıyoruz. Neden dağıtmıyorsunuz? Ee, yani biz partide dağıtılacak şeklinde e bildiğim kadarıyla söylemedim. Nedeni bilgiler kitabının Okullarda ifadeler, okullar, okullarda dirersiniz. dağıtılması eğer iktidar olursak bu kitabı okullarda okutacağız. Ah. Bu kitabı alacaksınız. Genç teşkilatımızın tümüne dağıtacaksınız. Ah. Evet. Bundan sonra hediyemiz Nutkun yanında budur. Evet, doğru. Ifade bu. Evet, doğru. Evet, bu e, siyasal iktidar dönemine gelindiğinde bunların okullarda referans kitabı olarak bulundurulmasını şeklinde Sayın Genel Başkanımızın bu şekilde Sadece şey okullarda oldu. değil. Genç Hayır, teşkilatlarımızın ilgili geldi. Bugün de gençlik teşkilatımızda Niye bu kitaplar ay onlar dağıtılıyordur. Ben onu demiyorum. Yani biz parti olarak e, böyle bir hizmetimiz yok. Yani teşkilat onlarla ilgili şu an ne yaptığını bilmiyorum. Dağıtıyordur yani. Sayın Genel Başkan Taraftar mısınız, dağıtıyordur. Bildiğim yok. Yani bildi, bildiğim varsa da demiyorum. İçeriğine hiç baktınız mı kitabı? Ben bir miktar baktım. Dilerseniz okuyayım. Yani Muhammed'in kurduğu din bütün ulusalların ulusallıkların üstünde yaygın bir Arap ulusçuluğu politikasına dayanıyordu bu Arap düşüncesi ümmet sözcüğüyle ifade olundu. Türkler İslam dinini kabul etmeden evvel büyük bir millet idi. Bu dini kabul ettikten sonra bu din Arapların ne Arapların ne aynı dilinde bulunan acemlerin ne de sairenin Türklerle birleşip bir millet teşkil etmelerine tesir etmedi. İslam dininin bütün ulusallıkların üstüne yaygın bir Arap ulusçuluğu politikasına dayandığını belirten bu kitapta şu ifadede yer alıyor. Bu Arap düşüncesi ümmet sözcüğüyle ifade olundu. Muhammed'in dinini kabul edenler kendilerini unutmaya, hayatlarını Allah sözcüğünün her yerde yükseltilmesine adamaya zorunluydular. Ve Kur'an'ı ezberlemekten beyinlerin sulandığı ifade ediliyor kitapta. Katılıyor musunuz? Tabii ben buna asla katılmıyorum. E buna abi. Sayın Genel Başkan da katılıyor. Kitap bundan ibaret değil. Bakın kitap bundan ibaret değil. Konuştuğumuz kişi Bak Sayın konuş Tatlıoğlu. Bak, ben sizin hassasiyetlerinizi Bak konuştuğumuz e, kişiyi düşünüyorum. Tabii ya. Yani. Kitap bak, beral beral ibaret olmaya da bilir. Tab katılıyorum. Bakın katılıyorum. Ben asla katılmam. Ama konuştuğumuz kişi de katılmaz için bu bu. Konuştuğumuz kişi. Ben 22 yılını tanıyorum. 22 yıldır. Ka namazını kazaya bırakmama gayretinde olan haç farzısını yapmış bir siyasetçi yok. Sayın Tatlıoğlu ben Akşener'in ah. imanını sorgulamıyorum. Benim tamam. haddim de değilim. Mesele yok tamam. Mesele yok. Ben burada belli ki maddi bir hata var. Söylüyorum. Bu bir hata ben da katılmıyorum. olamaz mı? Kitabı okumamış olabilirsiniz. Ben katılmıyorum. Detayını incelememiş olabilirsiniz. Ben katılmıyorum. Olabilirsiniz. Ama... Sayın Genel Başkan da bu okuduğunuz metne katılmıyor kitabı dağıttığınızı söylüyorsunuz. Kitabımızın dağıtılması gerektiğini, referans kitabı olarak dağıtılmasını söylen. Ben de oradaydım. 12 yaşındaki bir evet. çocuk şu ifadeleri okursa ya yani bu onun daha bu vatansever, bizi, yani daha o kitabın dinine, bu, diyanetine, vatanına, ki, bakın, şuurluğu yetişmesine ne kadar hizmet edersiniz? Elbette yani? ki hizmet etmez. Bunda hiçbir tereddüt Bu kitabın, bu bu anlamı şey. Peygamber Efendimiz'in e ifadeleri hiç konuşmaya gerek yok. Biz hayatımız boyunca Sayın Genel Başkan da Sayın Tatlıoğlu anlaşılıyor ki burada maddi bir hata var. Bu sü Belki süreçte, de Sayın Genel Başkan yanlış bilgilendirildi. Ama olabilir. ifade etmek yani zor şu anlamda olabilir. Için. Yani şu yanlış bilgilendi anlamda olabilir demiyorum. Bu kitabın genel tarih bilgisi çerçevesinde tasfiyesi ve Cumhuriyet döneminin anlatılması itibariyle tasfiye çok daha galiz yerler var Hem yani şey vardır ama ben bu kitabın yani okuduğunuz bir kitabın tamamıyla ilgili bir tasfiyeniz olmaz tavsiyeniz olmaz gerçekten katılmıyorum Sayın Genel Başkan da bizim hiçbirimiz bu sayfaya katılmaz ama kitap bu sayfadan ibaret değil onu söylemek ama kitapta bu sayfalar var evet var doğrusınız doğru, bak, doğru söylüyorsunuz altyazı. haklısınız doğru söylüyorsun haklısınız ama bu genel e, Cumhuriyet tarihini ve bu süreçlerle ilgili e, objektif bilgileri de içeren bir kitap. Ama bu tarafını ne benim ne genel başkan ne de bizim bir arkadaşımızın kabul etmesi mümkün değil. Etmemiştir. Yani kitap bu Kur'an-ı Kerim değil. Her tarafını, her satırını, her sayfasını kabul ederek şey yapmıyor. Bir referans kitabıdır. Nihayetinde referans kitaplarında... Referans kitap ne demek? Referans kitap zaman zaman başvurduğun kitaptır. Ama bu bölümüne değil başka bir bölümünde daha orijinal. Hangi bölümüne mesela başlayalım. Ben çok şey yaptığım bir kitap değil. Genel olarak baktığımda modern, modernite ve şey değerli cumhuriyetin kuruluş dönemleri ve bu değerlerle ilgili bir uzun bir süreci analiz eden bir çalışma hı hı. ve bunun içerisinde bu tür bilgilerin de yazar tarafından bu görüşlerinde yer aldığı bir çalışma. Bu Tek, görüş olarak ifade ta, edilemez ben. Ta, 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 bu benim şahsi kanaatim tabii. Katılmayabiliriz. yok. Bu yani daha ileri hakaret var. Bu hayır yok. Hakaret Yazarın is. aktarımı. Yani tarihsel belgelere dayalı bir şey yok. Hmm. Bir biz tarihsel belgelere dayalı Cumhuriyet dönemini ve moderniteye gelişi anlatan kısımlarıyla ilgili bir referans olunmuş kitapta. Orasıyla ilgili. Yoksa başka bir kitabın. Birçok biz hayatımız kitaplarla ilgili geçti. Öyle kitaplar var ki 180 sayfa atıyorum 300 sayfanın 290 sayfası yaramaz, 10 sayfası yarar. Referans olarak dağıtılması yönünde, okunması yönünde Pekala. bir tercih vardı. Yoksa, ee, hı hı. yoksa bu dediğiniz ifadelere bugün Türkiye'de, Türkiye'de 84 milyonun katılması mümkün. Ama milyonlarca ya, gence dağıtılması Genel, mümkün. yeni genel bir e, kabul böyledir. Pekala, şimdi e, tarım politikası ile ilgili ciddi eleştirileriniz var ve Türkiye'de tarımın bittiğini çiftçiliğin bittiğini, hayvancılığın bittiğini ifade ediyorsunuz. İyi Parti iktidarında e, ne yapacaksınız da tarım ayağa kalkacak? Çok net söyleyeyim. Buyurun. Çiftçi zarar etmeyecek. Hı hı. Çünkü bugün sebep çiftçinin de bir marketçi muamelesi görmesi. Hı hı. Çiftçinin de bir muhasebeci muamelesi görmesi çiftçiliğinde bir sanayici muamelesi. Hayatla baş başa bırakılmaz. iklimle. Hı. Bakın şimdi. Ben Bursa'da. Karacabey'deki adam, vatandaş. 100 bin lirası var. Domatesi yatırıyor. Diyor ki bu domatesi 100 bin lira yatırıyorum bahçeme. Aile tarlasına 150 bin lira alırım. 30 bin lirasını yerim. 120 hı. bin lirayla seneye yine domates ekerim. Ama tabi yağmur yağıyor, sel oluyor, Efendim e, hastalık oluyor veya Polonya'da domates çok üretiliyor. Hı hı. 100 bin lira beklentimiz düşüyor. 80 bin lira, 30 hı hı. bin lira adısında yiyor. 50 bin lira kalıyor. Ve 50 bin liranın üzerini önümüzdeki sene bankayla tamamlıyor. Hı hı. Yıl 2000 yıl 2002 Türkiye'de çiftçilerin borcu 2.6 milyar lira. Hı hı. Yıl 2022 çiftçilerin borçları 212 milyar lira. Yani kaç kat artmış? 100 kata yakın artmış. Siz gelir ne kadar artmış? 10 kat. Elinde mal bak, kalmayacak. Doğru mu? Şöyle bizim şöyle sistemimiz bir proje, var. Projeksiyon çizebilir miyiz? Siz, Mesela sizin o 100 ton e, mahsul alan domates üreticiniz ertesi sene 150 ton ekebilir hale gelecek. Dolayısıyla sermayesi güçlenecek, daha fazla üretecek. Çiftçi ekerken Hı -hı. ben bir kere gelirini yaptım. Çiftçi ekerken diyecek ki 100 ton domates e, 100 ton domates Atıyorum 2 liradan 200 bin lira. Hı -hı. Maliyeti 200 bin lira mı? Yarada 220 bin lira mı? 220 bin lirayı bu çiftçiye garanti edeceğiz. Hı -hı. Neden garanti edeceğiz? Ya köprüye ediyoruz. Son Milyarlarca dolar ediyoruz. Sonuç olarak diyorsunuz Ve böyle büyür. Dünyanın her yerinde böyle. Çiftçi kaybetmeyecek. Garantisi kesin olacak. Tabii ki. Doğru mu? Karı kesin olacak. Daha fazla üretecek. Daha fazla mal piyasaya çıktığı zaman fiyatlar aşağı gelecek. Alım gücü. Fiyatla bu enflasyonla alakası yok. Türkiye üreten bir ülke olacak. Bakın Türkiye'nin tarımın milli geliri. Bizden daha fazla. Şöyle tabii tarım da hayvancılığın bittiğini belirtiyorsunuz. Bitiyor tabii. Bakın Türkiye'de Türkiye'de tarım kesiminin geliri bitiyor. Türkiye'de 2 milyon aile var. 2 milyon aile var işletme. Ve bu ailelerin yaş ortalaması 57 olmuş. Hı Türk tarımının milli gelirden payı Ak Parti lideriken yüzde olmuş yani 100 liranın 10 lirasını tarımcı kazanıyormuş. Şimdi 6 lirasını kazanıyor hı hı. ve borçları 100 kat artmış, geliri 8 kat artan bir Türkiye Siz var. Siz diyorsunuz ki tarım üretimi destekleyeceğiz. Daha Sadece fazla, öyle destek, doğru destekleyeceğiz. Tamam. Daha fazla üretim. buçuk liradan. Daha fazla üretim, daha fazla istihdam, daha fazla ürün ve daha fazla çeşitlilik dışa bağımlı Bakın ihracat ya bakın Türkiye 20 milyon ton buğday üretir tabi 30 milyon ton buğday kullanır. 10 milyon ton buğday ithal eder. Türkiye'nin tahıl ihracat dış ticareti Türkiye'nin aleyhinedir. Türkiye Dünyanın en büyük ee, makarna ve buğday ürünü ithalatçısı hangi ülke biliyor musun? Ben musunuz? ben iktisatçı. Bunları biliyorum. Hı. 80'de de böyleydi. Hı. Türkiye 80'de de dünyanın Avrupa'nın yine büyük 6. Dolayısıyla bu ürünün güzel. işlendiğini biliyorsunuz. Şimdi Abi bakın arkadaş, ben bilgi şey paylaşıyorum. Bildiğim oldu. yerden sordunuz. Tamam, işte. oraya geldim. <laughs> Çok iyi bildiğim yer. Tamam. Sordun. Çünkü İMF, neden biliyorsun? Neden biliyorsun? Ben belki Biz gerçekten TÜİK'in e, akma... TÜİK, TÜİK, TÜİK raporlarını belki güvenmezsiniz diye IMF'nin PVC raporları var. 2002 ve 2020 yılları karşılaştırmaları. Mesela buğday üretimi 2000 yılında 80 milyon e, tonken 2002 yılında, 2020 yılında 500 milyona çıkmış. Fark 525 artış. Arpa 4 milyonken bugün 222 milyon. Bakın bunları dünyada e, mı? Hayır hayır Türkiye. Nasıl 220? Buyurun. Tamam, şöyle, şey, şöyle rakamları paylaşırın. yanlış. IMF'nin PVC raporları. Ben bu biliyorum rakamları yanlış ee, Bakın. Ben biliyorum. IMF yanılıyor. Mesela patates 21 milyon tonken bugün 293 tamam, milyon. Tabii ben söyleyeyim. Ve, bana... çok özür dilerim tamam siz düzeltin lütfen. Tarımsal üretim milyar dolar cinsine 2002'de 24 milyar dolarken 2020'de 47 milyar dolarmış. Tarımda istihdam edilen kişi başına tarımsal üretim 2002 yılında 3 bin dolarken bugün 9 milyar 281 milyar dolar. Müsaadenizle çizdiğiniz projeksiyonda tarımı daha fazla destekleyerek, istihdamı daha fazla artırarak, üretimi daha fazla artırarak başarı elde edeceğinizi söylüyorsunuz. O halde bu politikada başarılı denilemez mi? Denilemez. Neden? Söyleyeceğim bak. Ben iktisat ben Buyurun. ben akademisyen. Lütfen düzeltin. Şöyle bak. Ben hayatım boyunca ben 1960 doğumlu bir söyledim. Hayatım boyunca inanmadığımız bir çift söz şu dudaklarınızdan çıkmadı Allah'ta da O zaman IMF yanılıyor. Bak, bakın söyleyeceğim ama rakamı. IMF yanılıyor demiyorum. Rakamları sizin yorumlamanızda bir yanlış. Hayır hayır tablo burada. Bakın ton, ben söyleyeyim de size siz bakın. Türkiye bakayım. yaklaşık 35 milyon ton tahıl üretir. Hı hı. Bunun 20 milyon tonu buğdaydır, hı hı. 6 milyon ton, 6 milyon ton arpa ve mısırdır, hı hı. üzeri mercimektir. Hı hı. 35 milyon ton civarında Türkiye'nin bir tahılı var. Hı hı. Türkiye bu 20 milyon ton buğdaya 10 milyon tonu da ithal eder ve bunlarla Türkiye'nin ben söylüyordum tahıl da ithalatı yüksektir, ama toplam e, tarımsal üretim ve içecek dahil ihracatı yüksektir. Yaklaşık 4 milyar dolar toplam tarımsal üretim, yani tarla üretimi demiyorum, sanayi de yani makarnasını, içeceğini koyduğunda yağını falan normal olarak 2022 hariç normal 4 milyar dolar üst daha fazladır. Bilmediğim için soruyorum. Mesela toplam paydaki tarımsal üretimin oranın daha da aşağı düştüğünü düştü tabii işte. Bu sanayi üretiminin artmasıyla bir alakası Hayır, sanayi üretimi de artmadı. Çünkü bakın Taha Türkiye'de sanayi üretimi Gerçekten merakımdan soruyorum. Ben bakın ben mudurdum. Bak. <laughs> yani şimdi Tabii mesela şöyle. sanayi bakanı bir açıklama yapıyor. Diyor ki organize sanayi bölgeleri işte, sayısı, işte, sayısı işte, işletmeler şu. sayısı, Abi, ihracat bakın. Türkiye mesela nasıl bak, ihraç, tam, ihracat rekor kırıyor. Abi ben partimde kalkınma politikaları başkanlığı yaptım. Buyurun. Dolayısıyla biz parti olarak 7 tane iktisatçıyız. Hı hı. Ümit Özdağ ile bakın hem Türkiye'de hem de Harvard'da hocalık yaptı. Hı hı. Erhan Usta. Planlamanın Ümit son Bey pl bugün partinizde değil. Ümit Özdağ'la. Ümit Özdağ anladı. yok. Erhan Usta Bey. Hı hı. Durmuş Yılmaz. Hı hı. Can Paçacı, bankacı. Hı hı. E efendim, Bilge Yılmaz. Hı hı. Dünyanın en iyi Fransızlarından. Ve kabul ederseniz ben. <laughs> Ayfer Yılmaz ve ben. Şimdi biz AK Parti sonrasında çok ciddi çalışıyoruz. Onun için bunları çok iyi biliyoruz. Şimdi temel problem şu şeyde tarımda ve ekonomide. IMF'de Elbette ki yaptı? bakın biz 2000 yılında 4100 dolar milli gelirimiz vardı. Bugün 8000 dolar milli gelirimiz var. Bu bir gelişme mi? Düşmüş hali. Yok bu bir gelişme mi? Gelişme. Çok daha yüksekti. Hayır 4000 dolardı 2000 yılında Türkiye'nin fert başına milli Hayır, geliri 4000 dolar. Tamam 10.000 doların üstünü gördüğünü biliyorum. Hayır 12000 dolar gördü. Bugün 8000 dolar. Evet. Ama 2000 yılında Bulgaristan 1600 dolardı. Şimdi 10 bin dolar. Polonya 4 bin dolardı. Şimdi 20 bin dolar. Biz 2000, 2008 yılında 10.500 dolar gelirimiz vardı. Bugün 2012 yılında 75 milyon nüfus 950 milyar dolar üretiyorduk. Bugün 84 milyon, 8 milyon da sığınmacı. 92 milyon nüfus. Bundan 150 milyar dolar daha az üretiyoruz. 7 yıl Cumhuriyet tarihinde ilk defa üst üste reel geliri düşen bir Türkiye'deyiz. Yani biz şimdi bunu siyasetten söylemiyoruz. Gözlerimizi kapatınca gece olmuyor. Bakın 17'cilikten 21. de 22. de düştük. Ne demek 17'cilik biliyor musunuz? Bugün Türkiye'nin 790 milyar dolar milli geliri var. 790 milyar dolar Türkiye'ye yakışmaz. 700 112, milyar 2002'den dolar. 2002'den önce kaçın sıradaydık? 2007. 17, 17'de yani. olduk, 19'da olduk. Türkiye bakın 60'dan 61'den beri 17. gördü, 19'unculuğu gördü, 20. gördü. Yani ko işi olarak ee, ama e, bu son 20 yılda da gördü 17. Fakat esas son son 10 yılda büyük dram e, yaşıyoruz. 790 milyar dolar Türkiye çok üzücü 790 milyar dolarlık Bursa'dan bahsedebiliriz. Hı hı. Ya bugün 3,5 4 trilyonluk bir Apple'ın marka değeri var. Artık bu rakamlar çok dehşet oldu. Hı hı. Yani Türkiye fakirleşti bir tür. Hepimizin cebinden paralar gitti. Bu arada Şunu, bu arada editör arkadaşımız uyarıyor. Hem programı yavaş yavaş toparlamak zorundayız ama Reklam arasından önce bir ifade kullanmışız, bir anketten bahsettiniz gençlerin e, liyakatle Burada. iş sahibi olamayacağını. Hangi kime Aa, Bu aydın? bakın bu anketleri ben ismini söyleyeyim ben size merak ederim. Tamam. Problem yok. Tamam. O anketi merak ediyorum. abi tabi gençlikteki anketler. Bakın Editör arkadaşım. Editör arkadaşım beni uyarıyor diyor ki. Hayır, e... bu anket sadece bizde değil ya. Bu anket Türkiye'de. Saygın. Firmaların yaptığı anketlerden birisi. Özetle diyorsunuz ki gençler liyakatle iş sahibi olamayacağına inanıyor ve evet, bununla bakın, ilgili ameliyatı yakalanızı. Gençlerin %79.3'ü 79 yetenekli de olsa bir gencin iş başvurusunda arkası sağlam ve torpili bir başka gece yerini kaptırabileceğini düşünüyor. Evet. Yani buradan şuna geliyor. 8 Aralık 2021 tarihinde yaptığımız bir haber var bizim. İBB'de e, İYİ Parti Gençlik Kolları ve genç gönüllerden sorumlu genel başkan yardımcısı. Şimdi ismini vermeyeyim. Söz hakkı doğması programı bitireceğim çünkü. İbebe Beltur Ayşe Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildiğinde e, parti yöneticilerinde teşekkür ol, e, ettiği bir tweet yayınlamış. Dolayısıyla bu e, bakın, bu hatırlatmalar da yani, size doğru, gelecektir. Ben şöyle biraz önce Tunahan'ı anlattım. Hı -hı. Bakın siyasi mevkiler ayrı. Ama siz siyasi olmayan mevkileri ben bilmiyorum o mevki. Hı -hı. Siyasi olmayan mevkiler bunu yapamaz. Bakın Taha Bey bu nüfus kağıdı. Bu ne demek? Bu devlet millete ait. Hı -hı. Ben de bu 84 milyonda bir hissedarıyım. Hı -hı. Bu ne sizinki ne benimki birbirinden daha önemli veya daha önemsiz değil. Yani Türkiye'de bunun dışında bir referans olmaz. Hı -hı. Bunun referansı olursa haksızlık olur. Ben milletvekiliyim. Ben iktidar partisinin milletvekili olduğumda para kazanabilirim. Bugün AK Parti demiyorum. Ne zaman çok da para kazanırım. Vallahi he, haram olur, billahi haram. Hak etmediğimiz şeyler milli iradenin gaspıdır. Bunun Bilal'in, İhlal'in, Ahmet'in, Mehmet'in hepsinin aynı değer. Hı. Yani Hakkari'ninki de Edirne'ninki de aynı değerdedir. Hı. Bugün Almanya'da bir Tunahan, Bayburtlu bir adamın oğlu Tunahan ben başarırım. Ders imtihanları verdim güveninen için. Bayburtlu Ahmet veya Hakkari'li Hüseyin veya Bursa'nın Mehmet Zeynep sahip olması. Bakın biz çok zor zamanlarda yaşadık. Ben 1994'te doçent oldum. Bizi bir sınıfa toplu. O sınıfta dediler ki başörtüleri dışarı çıkaracaksın. Bir tane el er kalktı. Bu karşındakinin eli. Ve 28 Şubat'ta bir ses çıktı Meral Akşener. O gün o gün. MGK kurallarını O gün. Bakın bu, bütün işte bakın herkes masanın altındayken bir Meral Akşener vardı. Cübbeli Ahmet'e sorarsınız. Cübbeli Ahmet Hoca'ya sorarsınız. Programı bitirmem gerekiyor. Şöyle söyleyeyim. O, de gün, bir örümcek, o, o gün, örümcek, kafalı diye üzerine yürülenlere karşısına biz çıktık. Bugün Sayın Akşener'in de, Sayın Akşener'in Akşener de elbette ki MGK kurallarını uygulayacağım bir bakan olarak ifadesi o, Yani o öyle öyle bir öyle Akşener'i kimse 28 Şubat'la tartma gücü yetmez Cesareti de olmaz Pekala. 28 Şubat aktörlerinin tamamını Biz biliyoruz hı hı. Ve Türkiye'de bir kadın olarak Sayın Erbakan'ın Allah razı olsun dediği bir bakandır Meral hı hı. En çok da razı olduğu bakan. Pekala e, Masanın üstündeki kitabımız Ser sorular kitabı Şöyle gösterelim e, Sayın Tatlıoğlu da bu kitaba Notunu düştü hı. Soruyu değil Sert sorunuzu kime bıraktığınızı Anayasa rica Aslanı, evet. evet. bıraktınız? Anayasa Mahkemesi Başkan Zühtü Aslan Sayın Zühtü Aslan'a bıraktınız. Sayın Zühtü Aslan'a ama hukuk çok önemli <laughs> olduğu için Geliriz. ona bak sizin de Kendisine. misafiriniz de olsun arzu ediyorum. Yani hak ediyorsunuz. Pekala. O tür misafirleri bu program <laughs> olarak hak ediyorsunuz. Peki. Çok teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederim. Buralara kadar geldiğiniz için. Eee sorularda bu akşamki konuğumuz eee İyi Parti Grup Başkanı Sayın Doktor Profesör Doktor değil mi? Profesör de bana bakıyordu. Evet, <laughs> <laughs> İsmail <laughs> Tatlıoğlu'ydu. Ben e, keyifli bir program olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de öyle düşünüyorsunuzdur. Sizden gelen soruları ekibimizin, değerli arkadaşlarımızın hazırladıklarını ve kendi merak ettiklerini açıklıkla cevap e, almak üzere yöneltmeye çalıştım. Artık e, bunun kararı da ekran başındaki seyircilere ne kadar alabildik, ne kadar alamadık. Önümüzdeki hafta bir başka bölümle, bir başka konu ve bir başka konukla yeniden karşınıza olmak ümidiyle. Hoşça kalın. Sorularımızın bazıları hoşunuza gitmeyebilir. Sert sorular diyor bunlar. Sert soruların bu akşam kurbanı mı? Yok. Red mi diyorsunuz? Atılmıyorum. Bugün niye duyayım yasal? Nasıl bunu istersin? Ya, ya bu Ayşe değil. Ben sizinle de şu anda program yapıyorum. Yani sizin ne olacağınızı biliyor muyum ben? Geri adım da atmış değil. Niye beni siz zorluyorsunuz? Söylemem. yani siz de o kadar zorlamayın. Is it?